da yiyecek benim. Buyurun gelin haydi. Gelin 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 kızlar gelin. Haydi. Ağaç da ne kadar güzel oldu va. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vallahi anca tutdum sabah beri. Akşam işi çıktı. Evin işi bitiyor, akşam işi çıkıyor. Hemen. Değil mi? Beğenmediyiz. Ne istiyoruz? Pancar mı getireyim? Ah, pancarın tadını bilmeyenler var. Siz biliyor musunuz? Bunlar biliyor pancarın tadını. Bilmeyenler var ama. Bakayım ya da bıkmışlar, görüyor musun? Gel sen suyun içeceğim. Vallahi içeceğim sen suyun. Gel zamanım yok. Zamanım acık işlerimi bir yoluna koyayım da. Gel. Şunu da tohumlu bırakacağım. Şu paçalıyı tohumlu bırakacağım. O da yaşlandı artık. Gelin lan gelsene. Yeme bakmıyorlar ki. Aha, bırakayım ya. Gel lan. Allah'ım şalvarıma göz dikti da. Geliyorum Ceylan, geliyorum. Acık durun da. Acık sabırlı olun, durun geliyorum. Sesimi duyan bari, ben ne yapayım? Hangisine yetişeyim? Karabaş? Karabaş, süt içmiyor mu? Ahudan çıkacağımı biliyor. Çıkacağım zaman geliyor buradan. Karabaş gel oğlum, gel. Vursana gel. Arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Valla yorucu oluyor ama her şeyin ayrı bir güzelliği tadı var. Hangisi de o tüysüz olan şuru? Bu değil mu? Da önde bak. Bu değil. Oo. Tüyleri gelen bu mu? O öndeki bak. O şeyin şimdi dalan bak. O kütmek. Tüyler hep dökülmüştü ya arkadaşlar. O işte o öndeki. Ben gelene de bu tüylenmiş. Evet. 14 gün yurtta geçmeyin yani. 14 günde de bayağı işler oluyor. Bunlar ikisi bacı. Aa, bunlar ikisi. İkisinin ayakları da böyle yalpak. Tırnakları evri. Ama çok tatlılar ya. He. Oğlum sen yaşlandın mı artık paçalı? Ne yapayım oğlum? Onu 3 gün kafeste tuttum onu. Bunu mu? Evet ölüydü ya, zor kurtardım. Bir şey çakmış arkadaşlar, bu koşmuş, uçmuş yani tallanın içine buraya pancarla. Pancarın içine saklamış kendini. Ya o tavuklarla dövüş etmişti, bu biraz korkak. Onu bilmiyorum da. Hani bilmiyor musun, geçen sene ta aşağıdan gittiydi. Evet. Bunlar da bıkmış artık yemde. Hele. Ne yapalım? Şu siyen ayaklarına bakar mısın Melek? Şurası inanın falan savayım da. Akşam odunumuzu alalım. Gece soğuk oluyor. Evet. Bunlar yemiyorlar. Ben de hepsini dökmedim arkadaşlar. Bakın döktüğümü yemezler zaten. Bunlar gül olacak. Bu da çok güzel olmuş. Maşallah irilmiş yürü. Melek dışarı saldığın zaman daha şey oluyor. Geziyor ya. İlle eşinecekler o toprakta. Tabii. Böcek, solucan yiyecekler değil mi? Tabii hareket etmesi lazım. Şu büyüm ya. Bu var ya. Bu havu yiyor hep pancalarımı. Bu da paçalı şuhru. Onun da paçaları var. Bize etlik yemezler. Korkanda kandırdı bizi tavukçu. Sonra ona dedim bizi niye kandırdın dedim, etlik diye verdin dedim. Abla geri götür dedi bana. Ben de götürmedim arkadaşlar dedim. Bunlar da bizdeydi demek ki nasibi. Bunlar da yemlerini yemediler. Kaldırayım şuraya da. Oy, şurada sarkımlarımız, böyle kovalarımız. Böyle ha, köy yeri burası. Köy yani. Burası ahırın önü. Köy yer. Odun vardır burada. Her şey bidon vardır. Her şey vardır. Ha, gittiler bak baş aşağı görüyor musun? Burası sonra Karabaş o baba siyah basıyor. Nereden hopladı bak. İçine nasıl girdi oraya bak. Hemen pancarın içine nasıl geri hopluyor görüyor musun? Çık. Baba valla. Hadi çıkın. Pancar yiye geri kaçıyor ya. Nasıl geri zıpladı görüyor musun? İçeri giriyor oradan geri atlıyor. Ay fidelerim ne kadar güzel oldu şimdi. Yapma ya. Vallahi fide dikesim geldi ağa sana. Şöyle bir görset arkadaşlarımıza bak fidelerimize. Arkadaşlar pancarlarım böyle ne güzel oldu bakın. Hakikat ya. Kıvırcıklarım. Şuna bak. Mela durmak yok vallahi.
Öyle güzel gördüğüne hemen yine dikesim geliyor. Şuna bak. Çok güzel. Melek Hanım, şu aşağılara da dik bari. O aşağı köşelere de dik bari. Dikeceğim şurası da. Vallahi doldur burayı komple ya. Bura bize yeter. Sizi karabaşın nasıl eve kovalıyor görün siz. Karabaş. Tavuklar gitti. Karabaş neredesin? Aşağıya gittiler. Arkadaşlar hayvanların yemlerini böyle hazırladım. Küspe. Kepeği işte yemi karışık. Hepsinden. Mongret, mongret. Hepsinden karıştırdım. Şimdi bunları Sami'ye gideceğim. Şöyle bir kovalarımı aldım. Şundan su alayım. Hayvanların memelerini siliyorum ya. Aşağı. Hiç kafasını kaldırmıyor. Kala yem buldum mu dayanamıyor. Ne varsa yiyor. Ayakları var hareketleri. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar diye çok rahat edeceksiniz. İnşallah sizler de böyle yazmışız zaten. Misafirimiz var akşama. Şöyle sürpriz olsun söylemeyelim. Mercimeğimi yıkadım arkadaşlar. İçine de şöyle bir el pirinç kattım. Gördüğünüz gibi. Patatese koyacağım bir tane. Patates koymadım da. Soğanımı da aldım buraya. Dolapta kanadım vardı. Hemen suya koydum. Onu da çözdürdüm. Onları şöyle bir koyayım. Pirincimi de ısladım. Tabii ahından çağırdı biz. Oldu bir yarım saat oldu arkadaşlar. Bundan sonra şöyle şunları bir koyayım bakalım. Misafir her zaman başımızın tacı. Değil mi? Tabii tabii. Buna biraz çok gelecek ama pişince azalır o. Çeker kendini. Şöyle. Karabaş, ne oldu? Av yapıyor. Ne oldu? He? Ne oldu oğlum? Tek tek baktım ama üzerindekine bir kılcığı kalmış. Bunu da alayım şöyle aldım. Şöyle cevap koyayım arkadaşlar. Evet. Bunu kızarmaya koydum. Ben tuttuk da yağ ekledim. Onun altına şöyle üstünden ahri gider o sahte. Hemen mercimeğimi ateşe koyacağım. Biraz tuzdan geçirmeyeceğim arkadaşlar. Öbür türlü daha çok seviyorum ben. Aynısından yaptığımız gibi öyle yapacağım. Soğanımı doğrayayım bir altına. Güzelce. Düşme ha. Bismillahirrahmanirrahim. Öyle oluyor işte. Buna bak. Değil mi? Az kaldı, az. Az kaldı Melek Hanım. Kapanmaya az kaldı burası. İnşallah. Dur bakalım. Kapanırsa buradan daha eve, içeri gitmezsin Melek Hanım. Gitmem tabii. Niye gideyim içeri? Artık burası. Buraya birer tane kanapa kurup şöyle karşılıklı. Mutfaklarını buraya çıkartmış Rus'ta. Olur. Olmaz mı? Olur. Hemen
Hemen su anımda şöyle bir doğrayım. Temiz arkadaşlar. Orasılar bu taraf var Melek Hanım. Bu taraflarda mı? Bak, oltu buraya da koyarım. Burası temiz oltu. Su anımda ince ince doğrayayım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Akşam yemeğine yarım soğan yeterli çorbaya. Şöyle götürmeden hemen bir dişli sarımsak. Sarımsağı çok seviyorum ben mercimekte. Melek Hanım sana bir tanesi yazmış. He. Kimle konuşuyorsun sen de kendi kendine konuşuyorsun diye. Sizlerle konuşuyorum. Yok bir tanesi yazmış yani onu demek istiyorum. Sizlerle konuşuyorum arkadaşlar. Evet doğru. Şuhumuz da var. Sizler varsınız. Hepiniz yanımdasınız. Ben öyle hissediyorum zaten. Hep söylüyorum ya. Aynen öyle. Sizler varsınız. Şöyle. Hemen. Şunları alacağım. Hemen uçuştular zaten. Bakın arkadaşlar. Vallahi uçuştular. Alüminyum tencerede. Buna bir süt mayaladım arkadaşlar. Rengi ondan sonra öyle oldu nedense. Geri gönder inşallah. Bu tencere bu da gelinlik tencere. Atmaya da kıyamıyorum ona. Kırsınerik ya. He, gelinlik tencerem. Gelinlikten o kaldı. Hediye. Alacağım arkadaşlar. Makine elimde makine. Rüzgar çok şükür. Yumuşayla koyalım. Yumuşayla koyalım. Sen ne diyorsun? Bu hafta böyle yapalım çorbayı arkadaşlar. Şimdi buna blenderdan geçiriyoruz. Böyle tadı daha çok güzel olur inanın ki. Dağıtmamış olur yani değil mi? Mercimeğin tadı olur yani. Görürsün. Evet dağıttığından tadı yok değil mi? Öyle öyle daha çok seviyorum. Şimdiki nasıl değil mi? Ben şimdi böyle yapacağım. Çekmeyeceğim birazdan geçireyim ki. Tamam. Yerine gitti yerine. Artık akşam oldu diyor. Değil mi? Evet yerlerine gönderiyorum ben. Ben de şuna müsaadeyim falan da yemeği yaparım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlara göstereyim dışarıları. Evet. Arabaş da orada. Arabaş nereye gitti?
Melek Hanım, ambulans geliyor verdin ama. Ne? Bir ambulans geçiyor. Hasta vardı şu Rus'ta. Ha. Ah, canım. Ağzı da. Evet. İnşallah kötü bir şey yoktur. İnşallah. Allah'ın adı şifalar versin. İnşallah bir şey yoktur ya valla. Sana bu sene manzarayı izledim he. Ben de son salçamı, pul biberimle güzelce şöyle karıştırdım. Tam da böyle kış havası da soğuk havada. Evet. İçmeye şöyle. Patateslerimi de incecikle doğradım arkadaşlar. Ben bunları da koyayım. Biraz kavuracağım. Ben onu kenara alacağım tenceremi. Suyumu kaynatacağım. Kenara kaynat suyu koyursa güzel olur arkadaşlar. Şöyle tavuğumuz orada kızarıyor. Kızarsa bunu pilavıma altına dizeceğim böyle güzelce. Pilav da olacak. Çok güzel pilav yapıyor arkadaşlar. Evet. Melek Hanım'dan çok güzel pilav yapıyor. Evet, pilavım güzel olur gerçekten. Evet. Özlem'de de yaptım, gidince evde de yaptım. Anne pilav sen yapsana diyor Özlem bana. Tamam kızım yaparım dedim. Damat da değil mi? Bu pilavı bir annem yapmış diye. Gerçekten güzel yaparım arkadaşlar. Pilavım da güzel. Her yemeğim güzel olur. Yani öğünmek gibi olmasın ama yemeklerim gerçekten güzel olur. Evet Melek Hanım, pilavını özledik ya. Şu pilavını yiyelim. Yapacağım ya, şimdi. Şöyle bir akşam sofrası kuralım. Ya şey var, bay oldu pilav yemeyeli. Ben gideri yapmamıştım. Ben genelde de yapmadım. Yok. Değil mi? Yapsa arkadaşlar da görür. Evet, yapmadık da. Bazı kere insan da canı çekiyor arkadaşlar. Yani turist sararlı ama ne yapalım? Bazı kere yiyoruz işte. Arada bir böyle yapıyoruz. Misafirimine geleceği zaman yiyoruz. Gel oğlum. Benim oğlum öyle akıllıdır. Gelmez içeri. Halı senin orada. Değil mi oğlum? Gel. Yemek vereceğim sana. Bak. Lan gelmez dedim de geldin ya. Bir avdı bakayım. Avdı bakayım acık. Hadi. Ay Allah'ım. Sevincik'te. Hele. Sana gitsene. Patateslerimi de kavurdum güzelce. Şöyle pişireceğim amide. Hadi bunları kavurdum. Tavuğumu da hemen buraya koyayım. Şöyle. Ne oldu? Değil mi? Tabii.
Biraz suyum aynı böyle koyuyor. Kaynaya dursun. Çorbamın üstüne ağzını kapatayım. O da kaynıyor. Bir şey yok mu çatal ya? Getirmedim. Burada salçanın kaçığı vardı onlar. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yağımı da koydum. Aslında arkadaşlar. Şöyle. Şimdi yanına turşu koyacağım arkadaşlar. Yine yemeğim de var dolapta. Şu pancar turşusu ben de yiyorum hem mahnarayım. Soğan da onu da soğanla hazırlayayım. Ne oldu ne ne? Sana da yemek vereceğim ya. Az bekle ya. Arkadaşlar bu da karabaşın eti. Öyle bekliyor bak. Et yiyeceğim diye bekliyor. Verdin mi? Yok vermedim. Yemeğini verdin mi Şükrü? Vermedim, vereceğim. Bakın arkadaşlar karabaşın etine bakın etine. Tencerenin içine kafasını sokmasın. Şey yapayım yani. Hay maşallah. Ye oğlum ye. Karabaş vallahi bak. Ben pişirdim bunu. Ye oğlum ye. Fırtına nereye gittin oğlum fırtına? Fırtına karnı doyurdu gitti. Fırtına geliyor şey. Karabaş geliyor da bak. Şunlara bir hömle. Bir hır yap şunlara. Sanki fırtına sesi geldi bana. Değil mi? Bunu etine besliyorum arkadaşlar. Böyle pişirip veriyorum ona. Bir tencere, bir tencere. Şimdi horozlar ne yapacak bunu ben de bilmiyorum. Horozlar bu abi oyun yapacak şimdi bak. Benim etimi yemeyin diyor. Saldırıyor ama. Karabaş. Vermiyor mu diye? Vermiyor, vallahi vermiyor. Vermez o da yemeği diyemezsin. Bunların yemeği var.
Karabaş etini aldılar. Melek Hanım herhalde emzi gaz geldi. Vallahi onu beklemedim. Elim ağrıdı çünkü işte. Turşu aldım. Turşu da var yani. Oo. Sorbam kaynıyor. Yemek bol. Çok şükürler olsun ya. Diyorum ya hiçbir zaman bugün ne pişireyim diye düşünmedim arkadaşlar. Allah kimseye daraltmasın yarabbi. Amin amin amin. Baba şimdi kaynak koyacağım ya. Şimdi sen de kavruldu sahte. Ama sen burada ayazda yemek yapacağım öyle bir tuhaf olduk ki. Sen hiç ayaz kullanmamışım gibi arkadaşlar. Ocak kullanmamışım gibi. Ay daha da kötü oldum böyle. Niye? Şey alışamadım. Sobaya alışmışım ya. Evet. Serbest yani. Yani. Tuzumuz orada pişiyor. Açık maydanoz alacağım şimdi. Aynı. Çorbanın üstüne maydanoz alacağım abi. Şöyle. Ayrı bir tabağa koymadım. İstersen ayrı bir tabağa alırsınız. Daha rahat olur tabii ki ama ben biraz çabuk pişsin hadi. Arkadaşlar kokuları geldi ha. Acayip koku ya. Ya bilmiyorum da mercimekten öyle bir güzel koku geldi. Geliyor. Turşu tavamı buraya koydum. Çorbamı oraya aldım şimdi. Kaynaması kesildi ama o kaynar şimdi. Şöyle pilavımın da kanatları da yerleştirdim güzelce pirincin altına. Tuzunu da kattım. Şöyle onu da suyunu vereyim. Bu da pişmeye hazır edildi şimdi. Kenarda. Çorbam da kaynıyor orada. Turşumuzu da kavuralım. Soğanlarımız kavrulsun aşkım kızlar. Şöyle salça katmayacağım. Kıvır. Çorbamız da kaynıyor.
şöyle. İşte dibine ben de tutturmadım arkadaşlar. Dedim ya blenderdan geçirmeyeceğim. Yani geçirmeyeceğim. Daha kaynayacak tabii bu biraz. Kaynadıkça dağılacak. Şöyle kaşığın arkasıyla kepçemi. Eskiden öyle yapardım. Turşumu da turşunu geçen sene pişirmiş arkadaşlar. Yeni bu pancardan daha turşu yapmadım da pişmekli yapmıştım yani. Bundan acı biberli köklü yine. Yenmez bu ya. Evet. Ben salça kullanmıyorum böyle turşuları. Çok nadir. Fasulye turşusuna kadarım. Pancarda bile salça koymuyorum. Pilavımız da burada oluyor bakın arkadaşlar. Şöyle daha tabii ki kenara çekmedim. Az sonra çekeceğim kenara. Gördüğünüz gibi. Çorbamız da burada yine kaynıyor. Allah ne verdiyse soframıza bu akşam koyacağız. Arkadaşlar, yemekler hazır. Buyurun gelin yiyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, Rabbime emanet olun. Benim misafirim gelmek üzere. Bizlere afiyet olsun diyorum. Sesimizin gittiği her yerde selam olsun. Sağlıcakla kalın.